Öfkelendiğimiz zaman ne yapmalıyız değil, bir, nasıl öfkeyi nasıl önleyebiliriz? Birinci sorumuz bu. Nasıl önleyebiliriz? İki, öfkelendin. Bu aşamayı geçtik diyelim ki. Öfkelendiğin zaman ne yapmalısın? Şimdi, öfkeyi nasıl önleyebiliriz sorusuna bakın, İslam nasıl cevap veriyor? İslam eğitimi, İslam terbiyesi nasıl cevap veriyor? Bir, öfkeyi yenmenin, öfkeye karşı tedbirli olmanın ilk yolu hayata iyimser bakmaktır. İyimser bir bakış açısına sahip olmaktır. Hep iyi olan tarafı görmek, hep iyi olan şeyleri düşünmek, iyi sözler söylemek, iyi davranışlar yapmaktır. Yani hayatımızın her alanına iyiliği hakim kılmaktır. Bakış açımızı pozitife, olumluya çevirebilmektir. Bazı insanlar vardır ki en ufak bir meseleyi hemen büyütürler. En önce olumsuz tarafları görürler. Oradan bir sıkıntı ortaya çıkartırlar. Kendisi sıkıntıya girer, strese girer. Karşıdakileri sıkıntıya sokar. Halbuki iyimser, pozitif bir bakış açısına sahip olduğumuz zaman önce noksanı görmeyiz. Önce güzel tarafı görürüz. Hani anlatılır ya, işte yolda yürürken yol kenarında bir köpek leşini görmüş, İsa aleyhisselam için bahsedilir. Farklı kaynaklar hadis peygamber için derler ama önemli değil, bir peygamber, bir hikmet örneğidir bakın bu. Yol kenarında bir köpek leşi yatıyor. Geçerken peygamber ve yanındaki müminleri, müminler burunlarını tıkıyorlar, kokusundan rahatsız oluyorlar. Ama onların muallimi, onların mürşidi, onların öğretmeni olan peygamber o köpek leşine baktığı zaman diyor ki ne güzel inci gibi dişleri var. Hayvanın güzel dişlerini görüyor önce. Ama öbürleri kokusundan rahatsız oldular. İki tane farklı bakış. Biri peygamber, hikmet, nebevi gelenek, zirve, örnek, model davranış. Diğeri ise daha eğitime tabi olan bir bakış açısı. Peygamber orada onlara leşin kokusunu değil, önce oradaki güzelliği gör. Çünkü önce leşin kokusundan rahatsız olanlar ne yaptılar? Sıkıntı duydular değil mi? Ama şeyi gören, güzel tarafı gören peygamber ne güzel dişleri varmış diye bir için kendisine bir olumlu, bir pozitif bir enerji kazandırdı. O yüzden hayata iyimser baktığımız zaman, güzel şeyleri görmeye çalıştığımız zaman biz zaten rahat oluruz. Karşımızdaki hata yaptığı zaman anlayışla karşılama imkanımız daha yüksek olur. Karşımızdaki yanlış yaptığı zaman, işte bu Hanife örneğinde anlattığımız gibi, karşıdakinin yanlışını olgunlukla karşılama imkanımız, gücümüz çok daha yüksektir bizim.